Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki Mahmut Karahan'a yaklaşık 1,5 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığında 3. evreye gelen Karahan'a karaciğer dokusu nakli yapılması gerektiği doktorlar tarafından söylendi. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne başvuran Karahan'ın oğlu Ramazan, babasına karaciğerinden doku vermek istediğini iletti. Yapılan gerekli tetkiklerin ardından baba oğul aynı anda ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren başarılı ameliyatın ardından Mahmut Karahan'a oğlunun karaciğerinin %60'ı nakledildi. Hastanede düzenlenen basın toplantısına katılan Mahmut Karahan, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Karahan, karaciğer rahatsızlığımı öğrendiğimde üzüldüm. Nakil durumu beni korkutuyordu. Ailemse benim için nerelerde nakil yapılacağını araştırmaya başladı. Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı nakiller yapıldığını öğrenince karaciğer nakli için başvurduk. Nakil olduğum için çok mutluyum. 5 ayda kalkamazsın diyorlardı ama doktorlarım beni 25 günde ayağa kaldırdı. En büyük kayıp geç kalmaktır. Doktorlarınız nakil olacaksın diyorlarsa olacaksınız. Ama emin ellerde olmalısınız dedi. Genel cerrahi ana bilim dalı öğretim üyesi ve organ nakil merkezi sorumlusu doçent doktor Yücel Yüksel ise hastanede ilk defa karaciğer nakli yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sanko Üniversitesi organ nakli bölümü olarak Haziran 2021 yılında burada görevimize başladık. Zaten hastanemizde organ nakli yapılıyordu. Biz biraz daha ilerlettiğimizi düşünüyoruz. En son karaciğer nakli yaparak da bu işi taşlandırdık. Karaciğer nakli cerrahinin en zor ameliyatlarından biridir. Cerrahi tecrübe yanında gelişmiş anestezi, yoğun bakım, gastroenteroloji, nefroloji, radyoloji gibi birbirine koordineli bölümler gerektirir. İlk karaciğer nakli yaptığımda geçen ay işte kendimi Dünya Kupası'nda almış Messi gibi hissettim. Çünkü Messi de birçok başarılar elde etmişti ama bir tek Dünya Kupası'nı alamamıştı. Elbette takım olarak yaptılar bu işi. Daha önce çalıştığım yerde de karaciğer nakli yaptık. Ekibin içindeydim ama kendi başıma yaparak ya da bu ekiple beraber yaparak yapmak bizim için ayrıyeten bir gurur verici. Organ nakli ameliyatlarında daha çok cerrahlar ön plandadır. Ya da nefrologlar, gastroenterologlar ama aslında biz buzdağının sadece görünen kısmıyız. Bunun arkasında Sanko Hastanesi, Sanko Üniversitesi yönetimi, rektörlüğümüz, hastane yöneticimiz, yoğun bakım, radyoloji, gastroenteroloji hepsi arkasında bulunmaktadır. Yine hastanemizde, ameliyathanede bulunan birçok anestezi teknisyenimiz, yani şu an aklıma gelemeyen birçok kişi aslında bu başarının birer mimarıdır. Evet, tekrardan.